Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Rif 250 mg ampul nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Rif 250 mg, rifamasin sodyum tozu etkin maddesini içerir. 3 milimlik bir ampul içinde ambalajlanmıştır. Rif, rifamasin grubundan bir antibiyotiktir. Bakterileri yok edici etkisi güçlüdür. Tüberküloz hastalığına yol açan mikroorganizma üstünde de etkilidir. Doktorunuz Rif'i şu durumlar nedeniyle size reçetelemiş olabilir. Gram pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen, duyarlı bakterilerle oluşan ve özellikle diğer antibiyotik tedavilerinin cevap vermediği durumlarda, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik iltihabında, gram pozitif mikroorganizmalardan ileri gelen bronkopulmoner enfeksiyonlarında kullanılır. Rif 250 mg ampulü kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Rif'i şu durumlarda kullanmayınız. Eğer Rif'in içindeki etkin madde olan rifamasin veya ilacın içindeki diğer maddelerden lidokaina karşı alerjiniz varsa, ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa, safra yollarınızda tıkanmaya yol açan bir rahatsızlığınız varsa, hamile olma ihtimaliniz varsa, sarılıksanız, lidokain ve lidokainin içinde bulunduğu amip tipi anestezik maddelere karşı alerjiniz varsa, kalbinizde kalp pili olmaksızın kalp bloğunuz varsa, şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa, 30 aylıktan küçük yeni doğanlarda uygulanmamalıdır. Rif'i şu durumlarda dikkatli kullanınız. Karaciğer rahatsızlığınız varsa, herhangi bir böbrek problemleriniz varsa, diyabet hastasıysanız, seyrek olarak kan problemleri yaşıyorsanız, çocuklarda kullanılıyorsa, 65 yaşın üzerindeyseniz, tüberküloz için tedavi oluyorsanız, eğer daha önceden geçirilmiş olan karaciğer problemleriniz varsa, ani aşırı duyarlılık tepkisi oluşabilir. Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi, rifamisin uzun süreli kullanımı, dirençli olmayan organizmaların aşırı çoğalmasına sebep olabilir. Rif uygulanması belli bir zamanla sınırlandırılmalıdır. Yüksek dozda rif alındığında idrarda kırmızıya yakın renklenme görülebilir. 3 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Lidokain içerdiği için sinir dokularına yakın bölgeye enjekte edilmesinden kaçınılmalıdır. Rif vücuttaki böbrek üstü bezi ve tiroid hormonları ile D vitamini metabolizmasını hızlandırarak azalmalarına yol açabilir. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Rif'in yiyecek ve içecek ile kullanılması, rif ampul kas için enjekte edilerek kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşmesi beklenmemektedir. Rif 250 mg ampulün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Rif'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Döküntü, yutkunma ve nefes alma problemleri, kanama, yara oluşması, hasta hissetme, iştah kaybı, bulantı, kusma, morarma, ezilme, titreme, yorgunluk, solgunluk, baş ağrısı, karında şişkinlik, anormal düşünceler, depresyon, deride soyulma, soluk ishal, grip benzeri belirtiler, titreme, ateş, halsizlik, kas zayıflığı, çok yorgun, zayıf hissetme veya uyuma güçlüğü, hafıza kaybı, anksiyete, iştahsızlık, adet düzensizliği. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Rif 250 mg ampul nasıl kullanılır? Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde yetişkinler için günlük doz 12 saat arayla bir Rif 500 mg ampuldür. Doz doktor gözetiminde olmak şartıyla 8 saatte bir 500 mg'a yükseltilebilir. Ateş düştükten sonra tedaviye birkaç gün devam edilir. Uygulama yolu ve metodu ise kas için uygulanır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, doktorunuz çocuğunuzun yaşı, vücut ağırlığı ve hastalığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecektir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlı hastalarda ve genel durumu bozuk hastalarda doktorunuz böbrek ve karaciğer fonksiyonlarındaki olası bozulmaları göz önünde bulundurarak dozda ayarlama yapacaktır. Rif'in saklanması. Rif'i çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.